Emekli arkadaşlarımızla köylerde, kentlerde, beldelerde, ilçelerde sürekli diyalog içerisindeyiz. Şimdi Türkiye'de işçi sendikaları toplu sözleşmeleri bitirdi. Memur sendikaları bitirdi. Ama emeklinin hak ve menfaatlerle ilgili aylardır, yıllardır itibat yasamız çıksın, sağlıkta katkı payları kesilmesin. Efendim, her iki dini bayramda verilen ikramiyeler askeri ücret seviyesine çıksın dememize rağmen Sayın Genel Başkanım Satılmış Çalışkan'la beraber genel merkez yöneticileri, Zonguldak milletvekilleriyle beraber meclise bir kanun teklifi vermiştik. Bu kanun teklifinin görüşülmesini, emeklilerle ilgili yasanın çıkmasını acilen istiyoruz. Türkiye'de 13,5 milyon emekli var. Biz Zonguldak'tan emeğin emeklinin başkentinden sesleniyorum. 25 sene yer altında kömür kazmış bir adamım. Zonguldak'ta emekli olan arkadaşlarımız fazla yaşamıyor. Neden yaşamıyor? Yeraltı maden ocakları bizi yedi bitirdi. Ona rağmen bizler emekli olarak sabırlı, sorumlu, ağırbaşlı, sakin bir şekilde dünyanın ve ülkemizin durumunu dikkatle izliyoruz. Sabırlı hareket ediyoruz. Ama ülkemizi idare edenler ve muhalefet bizi dikkate almak durumunda. Bizi dikkate almayan hiçbir siyasi parti, hiçbir iktidar dayanamaz. Biz 30 milyon insanız. 30 milyon oy, ülkesini, milletini, bayrağını, vatanını seven insanlarız. Bizim iyi niyetimizi kimse suistimal etmesin. Derhal ülkemizi idare edenler aklı selim hareket edip muhalefetin de desteğiyle emeklilerin itibat yasasının çıkmasını, en az alan emeklilerin askeri ücret seviyesinde almasını, sağlıkta katkı paylarının kesilmemesini, her iki dini bayramda verilen ikramiyelerin askeri ücret seviyesi çıkmasını, kanun teklifimizi ülkeyi idare edenler ve muhalefet dikkate almak durumunda. Kendi işlerine gelen bir kanun olduğu zaman iktidar muhalefet anlaşıyor, ne güzel kanun çıkartabiliyorlar.